Günaydın. Hatta tünaydın ya da iyi akşamlar. Bilmiyorum bu videoyu ne zaman yüklersek. Selam, günaydın. Zeynep'in saçları çok güzel. Ay, ne aklıma geldi. Zeynep Instagram'da fotoğraf paylaştı. Ay, çok güneş için içinde girdim. Ay. Zeynep Instagram'da fotoğraf paylaştı. Şakasına yazdı ki saçları aşırı dağınıktı. Şakasına yazdı ki saçlarımı yeni yaptırdım, nasıl dedi. Birisi de yoruma yazmış ki saçlarını yaptırmamışsın bence. Sen ciddi misin? Bilmem ya, bence bu saç yapılmış bir saç. Biz bunu yapılmış bir saç olarak. Bence yapılmış bir saç ama yine de siz bilirsiniz. Bugün Instagram takipçilerim hayatımı yönlendiriyor çekeceğiz. Ve istemiştiniz, tabii ki de çekiyoruz. Şu anda ilk... Niye konuşamıyorum ya? Nasıl bir video bu? Ben konuşamıyorum, Zeynep arkada esneyip gidiyor. Bugün Instagram takipçilerim hayatımı yönlendiriyor çekeceğiz. Ve ilk olarak dışarıya çıkacağız bugün. O yüzden kıyafetlerimizi soracağız. Şimdi ilk olarak Zeynep soracak. Zeynep şöyle kıyafetleri var. Pantolonu bu. Üst olarak bunu mu giysin? Bunu giyip üstüne bunu mu takayım yoksa sadece bunu mu giyeyim? Aynen öyle, bunu soracak. Arkadaşlar, sizce ben bu pantolonun üstüne... Hey! Bunu... Bir şey unuttuk. Daha söylemedik Instagram takipçilerimi çekiyoruz diye. Daha bunu söylemeden direkt Zeynep sormaya başlayacaktı. Biz hemen o zaman bunun haberini verelim bu videoyu çektiğimizde. Sonra Zeynep bunu sorsun, zaten buraya da koyarız. Bugün Instagram takipçilerim hayatımı yönlendiriyor çekeceğiz ve hemen sorularımızı sormaya başlıyoruz. Cevaplamayı unutmayın. Evet. Arkadaşlar, sizce ben bu pantolonun üstüne bunu mu giyeyim yoksa bu kıyafette bunu mu takayım? Sizce hangisi? Zeynep biri girecek, ama giyecek. Ama çok az ara farkla. Evet. Tamam, sen biraz daha bekle. Tamam, ben bekliyorum. Tamam, Zeynep biraz daha beklesin. O sırada ben bunu soracağım. Bakalım hangisini seçeceksiniz. Şimdi ben bu kıyafetlerimi resmini çektim ve attım. Bakalım hangisini seçeceksiniz. Bir kazanmış. Hadi bakalım, biri giy gel. O sırada ben bunun cevabını bekliyorum. %100. Aa, aman Allah'ım, bu kazandı. Hemen, nasıl olur? Hemen giymeyesin, herkes onu seçmiş. Yukarı kaydır bakayım. 11'e 3. Wow. Siz kuru kafayı bu kadar seviyor musunuz ya? Ben seviyorum kuru kafayı. Bakalım bunda neyi seçeceksiniz? Bu sırada da biz ne yiyeceğimizi size soralım. Zeytinli poğaça mı yiyeyim yoksa açma mı yiyeyim? Sosisli poğaça mı yiyeyim yoksa açma mı yiyeyim? Pembe panter Zeynep burada şu anda. Neler hissediyorsunuz? Pembe değil, turuncu oldum ben. Tam buradan pembe görünüyor, oradan turuncu olabilir. Ben bence perdeyi açayım. Perdeyi kapattık da. Şu farka bakar mısınız? Şu farka bakar mısınız? Ben benim videomda olmaz. Da pembe perde vardı. Neyse. Kendi kanalımdan bahsetmesem olmaz. Kıyafetlerimi giyindim. Şimdi sıra saçıma geldi. Saçlarımı da soracağım arkadaşlar. Evet. Saçımı ne soracağım? Ne at kuyruğu mu yapayım yoksa attan öreyim mi diye soracağım. Şu an Zeynep'in saçı kalsın diyenler de 3 desin arkadaşlar. Arkadaşlar, sizce saçımı at kuyruğu mu yapayım yoksa öreyim mi? Zeynep seçtiğiniz poğaçaları almaya gitmişti. Zeynep, sence ne oldu? Bil bakalım. Ne oldu? Sonuçlara bakayım dedi. Benim kıyafetim değişmiş. Saçım harika duruyor. İnanmıyorum size. Her şeyimi ütülemiştim. Tam gömleğimi de giyecektim. Şalımı da yapacaktım. Çıkacaktık. Ama neyse. Şimdi öbürlerini ütüleyeceğim. Ondan sonra giyeceğim. Hadi bakalım. Arkadaşlar bakın, buraya bir tayfa hücum etmiş. Birden sonuçları ne kadar değiştirmiş bakar mısınız? O yüzden ikiyi giyiyorum dediğim gibi. Ve dediğiniz poğaçaları aldım. Burada da annemle babamın tabakları duruyor. Onlar bizim değil. Var da bu da bizim değil. Şimdi ben poğaçamı yiyorum. Burada da Nutella duruyor. Sosisli olduğunu göster. Sosisli poğaçaya Nutella sürün iki sen. Olsun, Zeynep de böyle seviyor. Evet, ben böyle seviyorum. Benimkini de yerken gösteririm arkadaşlar. Ben hemen kıyafetimi giyip geliyorum. Şimdi seçtiğiniz kıyafeti giydim. Umarım bir daha değişmez. Düşünsene, bir kere daha değişiyormuş Zeynep. Artık o zaman bir şey yapamam ama. O zaman daha giymediğimden dolayı değiştirdim ama artık bir şey yapamam. Açmalarımı yemeye başlıyorum. Kahvaltımızı yapalım, sonra görüşelim. Ve evden çıktık Zeynep'le. Zeynep at kuyruğu yaptı dediği gibi saçını. Şöyle gösterelim. Harika gösterdin ama. Şöyle bir şekilde. Gel gel bak, göster beni. Aynen. Yeni dans şekli bu. Hareketi. Şimdi Anatolium'a gidelim biz Zeynep. Anatolium'a evet. Gidiyoruz. Bakalım orada ne yapacağız. Şimdi Anatolium'a geldik ve Starbucks'a gideceğiz. Starbucks'tan Zeynep hangi içeceği alayım diye size soracak. Evet. Kısa rolü yapman çok hoş. Teşekkür ederim. Hem değil.
Zeynep'in boyu uzadı diye üzülüyorum da Zeynep de kısa rolü yapıyor şu anda. Teşekkür ederim. Önemli değil. Şimdi sen hangi içecekleri soracaksın? Hangi içecekleri soracağım? Pembe içecekle white chocolate mocha'yı soracağım. Hangisi olacak diye soracak. Bakalım evet. Hangisini seçeceksiniz ve Zeynep hangisini isteyecek? Bilemem. Arkadaşlar Starbucks'tan içecek alacağım. Sizce pembe içecek mi alayım yoksa white chocolate mocha mı alayım? Siz benim istediğimi biliyorsunuz. Bence onu seçebilirsiniz. Lütfen. İstemeyi de bilirsiniz. İsteyin, isteyin. Zeynep Instagram'a sorusunu sordu. Onu seçene kadar da, yani onu siz seçene kadar da şu anda H&M'de geziyoruz. Ve H&M'de şu anda bir şey almayacağız ama beğendiklerini seçiyor ki yaz alışverişine geldiğimizde onları alabilsin. Bakıyorum. Bakalım neler alacak. Ayrıca onun da videosunu istiyorsunuz. Yaz alışverişi videosu olarak çekeceğiz. Merak etmeyin. Ben de çok heyecanlıyım. Bakalım neler alacağız. Tabii şu an değil. Yani o zaman ne alacağız? Dur. Bence bunu almalısın. Zeynep yazın bunu giyersin sen. Çok seversin. Bak bunu. Aynı tepki bir daha verir misin? Ya tatlışlarım ya. Arkadaşlar Zeynep içeceğini sordu ya. Pembe içecek mi yoksa white chocolate mocha mı diye sordu. 306'ya 167 yenmiş. Çok mutlu şu anda. Teşekkür ederiz. Zeynep bu kadar mutlu ettiniz. Şortun cebine bak. Çok büyük. En iyisi bu. Dedeler gibi poz vermişim. Böyle yaparlar ya. Sonra Facebook'a atarlar. Nasıl mutluyum ama. Gıdığım da çıkmış alttan bak. Çek. Sensin gıdı. Kafamda hala şapka var gibi hissediyorum. Evet ya takınca. Kendimi yokladım bir an. Hala burada mı? Ben de cool lime alacağım. İlk defa deneyeceğim. Bakalım tadını beğenecek miyim? Sen niye sormuyorsun ha? Ne? Sen niye sormuyorsun ha? Ben mi? Sorayım mı? Soracağım tabii ki de. Sorayım mı? Tamam ben de soruyorum. Hadi. Sizce cool lime mı alayım yoksa white chocolate mocha mı? Arkadaşlar Zeynep de pembe içeceği seçmişsiniz. Evet. Ben de bakalım neyi seçeceksiniz. Cool lime kazanıyor şu an. Çok mutluyum. 30'a 16 mutluyum şu anda cool lime. Leşesin. Zeynep sana bir haber vereceğim şu anda. Ne olmuş biliyor musun? Bak Instagram'a. Bak bir sonuçlara bak. Değişti değil mi? Kıyafet sonucun değişmiş. Gördünüz mü? Bu sorudan değişebiliyor ve böyle Instagram ama Instagram kafayı yedi. Ben cool lime aldım. Zeynep de adını söyleyemediği şeyi aldı. Ama çok uzun almayayım ya. Bir şey dedi ama ben de söyleyemiyorum merak etmeyin yani. Bir şey söyleyeyim mi? Cool lime yoksa Zeynep'in aldığı içecek mi daha güzel derseniz. Zeynep az önce videoyu çekerken ne oldu biliyor musunuz? Zeynep birden dur çalınca geçti. Pausa geçti. Ve öyle kala kaldım. O yüzden video bölündü. Haberiniz olsun. Gene bir kısmı alınmıştır tabii bu videoya eklenmiştir. Ama ben yine de söylemek istedim size. Zeynep sen fotoğraf çektin ya. Yiyeceğim seni. Ye beni. Çok tatlısın. Gel. Ve şu anda içeceklerimizi içiyoruz. Seçtiğiniz için teşekkür ederiz. İkimiz de seçtiğiniz içecekle mutluyuz. Ve devam edelim. Bakalım bir sonraki durakta ne soracağız? Ve Starbucks'tan çıktık. Zeynep çok güzel bir koku duyduğunu söyleyip onu kokluyor. Pizza evet. Gibi. Ay telefonu da ağzında bir şey var. Geçti mi? Geçti. Bayağı bir oturduk Starbucks'ta biliyor musunuz? Gerçekten bayağı bir oturduk. Ablamın içeceğini ben sevmedim ya. Midem bulan işi için. O kadar da kötü değil. Bence çok kötü. Bu dergiyi almak istiyorum. Şimdi Zeynep Instagram'a hemen attı. Arkadaşlar ablam bu dergiyi almak istiyormuş. Sizce alsın mı almasın mı? Ya Zeynep alma diyor ben almak istiyorum. Dört. Ya neden alma diyorsunuz? Arkadaşlar beni üzüyorsunuz şu anda. Onu yaparken biz gidelim gezelim al derseniz alacağım alma derseniz almayacağım bence hadi bakalım. Vagonu çabamıyor. Üzüyorsun beni. Arkadaşlar biz size ne alacağımızı sormayı unuttuk ve şöyle bir şey düşündük. Ben köfte tavuk muyum yoksa tavuk muyum diye düşündük. Onu şimdi soracağız. Ayrıyeten bu masa pisti. Buraya geçmeyelim biz de bu masaya geçelim dedim. Bu masada yamuk çıktı. Ve Zeynep sırf istediği masaya geçmek için temizliyor şu an. Hadi geçelim. Ayrıca Starbucks'tan bir şey almadık. Zeynep içeceği buraya koymak istedi sadece o kadar. Kim tırtıkladı burayı? Burayı sen mi yaptın? Zeynep canavarım yoksa? Hayır şu an yaptım. Gerçekten mi? Tamam neyse.
Şimdi soralım bakalım Instagram'a. Telefonunu alabilir miyim canım? Gösteriyor. Verme zahmeti sıfır. Bakın kim kazanmış bakalım. Ay Al kazanmış. Teşekkür ederim. Şimdi ayrıca buradan Watson's'a da gideceğiz çünkü indirim var. %50 indirim. Ya hepsinde değil. Yani %50'ye kadar indirimler var. Karışık. Şimdi soruyorum. Arkadaşlar sizce Zeynep tavuk tavuk mu yesin yoksa köfte tavuk mu yesin? Zeynep fotoğraf atmış. Aa hemen beğenmeliyim. Bakın görüyor musunuz kardeşimi ne kadar seviyorum. Ayrıca bir şey söyleyebilir miyim size? Profil fotoğrafımı değiştirdim artık beğenmeyenlerin içi rahatlamıştır diye düşünüyorum. Bakayım. Yani. O ne kız? Bu güzel mi? Ayrıca biri daha güzeldi. Şu fotoğrafı yapabilirim. Neyse yaparız canım. Önemli mi sence? Önemli mi canım? Bak 44'e 24. Aa sevindim. Teşekkür ederiz. Hadi yiyelim. Ayıralım şimdi bunları. Ve ondan sonra görüşürüz diyecektim. Niye öyle baktın? Tövbe tövbe. İçerim ama çok içmem. Tadına bakarım sadece. Şimdi yemeklerimizi yiyelim sonra görüşürüz. Evet. Şu anda gratisteyiz. Bir kefeye karşı şampuan, bir de kuru şampuan beğendi Zeynep. Hatta beraber beğendik diye söyleyebilirim. Bunun kokusunu vesaire aradık. Bu hem volüm veriyormuş. Bu yüzden bunu beğendi. Şimdi bunu size sormak istiyor. Bir de güneş kremi beğendik. Onu da getireyim. Bakalım al mı diyeceksiniz yoksa alma mı diyeceksiniz. Ah Zeynep ne yaptın? Gerçekten ısıdıkça uzuyor. Bakalım bunları al mı diyeceksiniz, alma mı diyeceksiniz. Ama biz beğendik. Şimdi biz güneş kremini... Mü inek. Tam konuşurken ne yaptın? Ne mü ineği Zeynep? Güneş kremleri burada. Ben az önce bayağı bir baktım gerçekten. 50 olup tamamen korusun da istemedik. Hangisi? İşte az olup... Kız dur. Çok güzel. Çok güzeller. Bilmiyorum. Kolalısından ablam almıştı böyle. Bende var zaten alma bence. Bu kirazlı. Bu da benziyordur alma bence. Nerede bende bu? Var kullanırsın. Bitmedi makyaj mi? Çantam daha hayır bitmedi. Onu nasıl bitireyim? Şunu gördüm. Yani umarım al dersin. Şunu gördüm içim ürperdi be. Ne? İçim ürperdi şu iğneyi. Hayır ama bu iğne değil ki. Yani bu serumu bunun içerisine katmışlar demek istemiştir büyük ihtimalle. Aa bir de şunu alacaktık. Kız Zeynep. Çok mu etti acaba? Bence indirimdeyken hemen alalım ama. 44. İndirimde olmuyor her zaman. Evet. Gratis'te beğendiklerimizi size sorduk şu anda Instagram'a. Hatta şu an duruyorum ve tam şuraya videoyu koyuyorum. Arkadaşlar sizce biz bunları alalım mı yoksa almayalım mı? Bu kepek şampuanı, bu kuru şampuan, bu serinletici jel, bu da güneş kremi. Sizce alalım mı, almayalım mı? Beğen alma derseniz bir dahaki sefere geldiğimizde almak zorunda kalacağız ve indirim geçmemiş olur umarım o zamana. Ama lütfen al şey diyeyim. Bu. Uf, al 47.9 kesinlikle al kazandı. Şimdi Grace'den çıktık, şey yapmıştık, neydi? Evet anket yapmıştık, ankette al demiştiniz. Biz de o yüzden aldık. İkisi benim için, ikisi ablamla benim için. Aynen. Yani bir nevi benim için. Arkadaşlar bu kepek şampuanı benim için aldım. Bu kuru şampuan görünüşü ve kokusu güzel bence. Bu serinletici jel. Yazın sıcak oluyor ya. Evet. Böyle bir şey duymuştum. Hiç almamıştık. Dedim ki alalım bu sene. Ve kokusu da nane gibiydi. Bakalım beğenecek miyiz? Onu hiç koklamamıştık ama bence güneş kreminin kokusunu önemsemesen de olur. Zeynep sanki hiç içmemiş gibi bir tane daha aldı. O kadar çok beğenmiş ki bir tane daha almak istedi ve aldı. Artık eve gidiyoruz. Instagram hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Ayrıca takip ederseniz eğer Instagram takipçilerim hayatımı yönlendiriyor tarzı diğer videolar için de siz de yönlendirebilirsiniz. O videolarda da yer edilmiş olursunuz. Oraları takip ederseniz bunlardan haberdar olmuş olursunuz. Ve buralardaki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Elinde de püfetin çöp duruyor. Daha çöp bulamadım. Atarız şimdi.